Bizi reklamı mı çıkartmak istiyorsun? Arayayım mı polisi? He? Kimseyi getirme demedi mi şu kapıya? Üvey annesi tekerlekli sandalyede, babası kapıda. İkisi de öfkeli. Öyle ki baba öz oğluna ne halin varsa gör demekten çekinmiyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Uğur? Beni katil mi etmeye çalışıyorsun? Uğur vallahi ne yapmaya çalışıyorsun? Genç adam çaresiz. Ailesi onu istemiyor. Ne çalacak kapısı ne de sığınacak bir limanı var. Babası gidiyor. Ben evde yalnız kalıyorum. Bunu ne yapacağı belli olur mu? Bakmayın görüntüsünün böyle aslanlar gibi olduğuna. Taşı sıksa suyunu çıkartacak gibi duruyor. Bedeni 22 yaşında ama aklı yaşıtlarından çok daha geride. Nedeni küçükken geçirdiği menenjit hastalığı. Bu nedenle bir çocuktan farksız, yani bakıma muhtaç. Oğlunuz mu? Evet. Yani sizin oğlunuz. Ben de cici annesiyim. Nasıl efendim? Övey annesiyim. Beni dövmeyeceğine malum. Ben geldim 54 yaşına, 55 yaşına. Övey. Ben bunu affedersem bu benim... Heh, i̇ster al ister alma ama hakkını helal et. Uğur parçalanmış bir ailenin tek çocuğu. Anne ve babası ayrılmalarının ardından başkalarıyla tekrar evlendiler. Ancak ikisi de kurdukları yeni hayatlarında Uğur'u istemiyor. Anne babasının sahip çıkmadığı genç adam sokaklarda yatıp kalkıyor. Böyle uyuyor. Çaresiz genç gündüzleri çaycılık yapıyor. Gece de hastane kafeteryasında yatıyor. Tek mal varlığı üstünde taşıdıkları. Bir şey soracağım, sizin öz evladınız. Benim evet. Vicdanınız rahat mı? Ya bana esas evlatlık yapıyorsa vicdanım rahat olur. Sağlıklı değil. Bugün ne yapacağı belli olur mu bana bunun? Babası gidiyor. Ben evde yalnız kalıyorum. Bunu ne yapacağı belli olur mu? Uğur babasının ve annesinin kapısını bir kez de şu haberle birlikte çaldı. Siz bedensel engellisiniz. Uğur da menenjit hastalığı geçirmiş. Yani her ikinizin de bakıma ihtiyacı olan insanlarsınız. Ama ne yapalım şimdi? Ben ona annelik yaptım, yapmadım diye. Annelik yaptım, her şeyi yaptım. Yedim, yemedim, içirdim. İçmedim, giydirdim. Yani her şeyi yaptım. O bana evlatlık yapmış mı? O bana evlatlık yapmamış ki ben ona annelik yapayım ya. Niye gittin bunları? Ben suçluyum deyip de niye kaçıp gitmedin yanlarından? Yardıma muhtaç genç baba evinin kapısı yüzüne kapanınca bu kez de mahcup oldu. Belki bunun altınları var. Belki altınlarını alıp gidecek Tokat Grup'ta. Belki paramız var, onu alıp gidecek. Ama evlat ya. Allah'ım ya, ben ne yapayım ya? Hali ne diyor? Tamam hadi geç. Hali ne diyor? Öz babası üvey annesinin sözünden çıkmadı. Oğlunu evine almadı. Jandarma da gelse, kim gelirse gelsin, ikisi savcı gelsin, almıyorum Uğur. Ben de engelleyeyim, bak benimle ne yapıyorsun? Bunu döver. Evde kalmış olsan zarar verir miydin? Yok. Engelli olsun, bakmak zorunda değilim ki 22 yaşında çocuğa. Siz engellisiniz, size bakmak zorunda mı beyefendi? Ama ben ona eşiyim, bakmak zorunda. Engelli genç, umutlarının bir kere daha kırılmasının ardından sokaklara döndü. Ne kadar kötü olsa da benim annem babam işte. Yanımda olmayınca işte hüzünleniyorum işte. Ağlıyorum işte kendi kendime. 22 yaşındaki gence ailesi değil Samsun İlk Adım Belediyesi sahip çıktı. Kıyafet yardımı yaptı.